her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Muhterem efendim, tevazu makalesinde Allah'a karşı yer ve konumunu belirlemiş olanlar, dini hayatlarında da, halkla münasebetlerinde de, hususi murakabelerinde de hep muvazene içindedirler deniliyor. Burada nazara verilen muvazene nasıl anlaşılmalıdır? Allah'a karşı yer ve konumunu belirlemiş olanlar nerede duruyor Allah karşısında? Kuluz yani. İnsanlar hep Allah karşısında çok ifade edildiği gibi bir asa gibi iki büklüm olmalıdırlar. Aslında namaz da onun temrinini yaptırıyor günde bize birkaç defa. Allah işte böyle karşısında iki büklüm olunacak bir mabudu mutlak, bir maksudu mutlak, bir mahmudu mutlaktır deniyor. Evvela kulun Allah karşısındaki tavrı budur. Bu konumunu çok iyi belirlemesi lazım. Fakat aynı zamanda Allah'a böyle hakkıyla kul olan bir insan Başkalarına kulluktan sıyrılmanın sırlı, sihirli anahtarı da odur. Başkalarına kulluktan da sıyrılmış olurlar. Artık böyleleri için ne dünyadaki feraine, ne tiranlar, ne krallar, ne kendini beğenmiş hakimler, ne dünya saltanatları, debdebesi katiyen onları dize getiremez. Zaten Allah karşısında eğilmiş insanı, başkasının eğmeye gücü yetmez yani. Eğilecek yerde eğilmişlerdir onlar. Kul olunacak yerde kul olmuşlardır. Böyleleri başkasına kul olmaz. Böyleleri başkası karşısında eğilmez. Dünya karşısında eğilmez. Şimdi esasen kulunun belirlenmesinde belki anahtar tavır diyebileceğimiz, Allah'a kulluğumuzun şuurunda olmak, onun farkında olmak. Buna tam teslim olan insanlar, nerede nasıl duracaklarını da çok iyi bilirler. Allah'a kul olur, onun karşısında eğilirler ama fakat sizi bizi insanları Allah'tan uzaklaştıran şeyler karşısında da gayet dik dururlar Allah'ın izni inayetiyle. Dini hayatlarında, halklarla münasebetlerinde, hususi hususi mürakabelerinde de hep muvazene içindedirler, dengeli olurlar demek onlar. Dini hayatları itibariyle öyle taabbudi meselelerde orada imali fikirde bulunmayı düşünmezler. Madem Allah emretmiş, emre itaatteki incelik sözüyle ifade ediyoruz. Orada iki büklümdürler, münkattırlar onlar o mevzuda. Hatta bir yönüyle muamelatlarında dahi onun içinde bile nispi bir tabidilik olduğundan dolayı sahibi şeriat tarafından o mevzuda söylenen şeyler, ifade edilen şeyler nelerse o mevzuda da öyle titizlikle onu öyle görür ve gözetirler. Fakat bu insanlar böyle taklidin boynu tasmalı halayiki değillerdir onlar. Yani bizim çoğumuzun, siz demeyelim de bizim yani benim gibilerin çoğunun yetiştikleri kültür ortamı itibariyle, aile muhiti itibariyle, köy muhiti, kasaba muhiti, şehir muhiti itibariyle göreneğe bağlı olarak Müslüman olmuşlardır. Taklit Müslümanlığı, ve bunun üstünde nazari Müslümanlık. Bazı kitaplarda görmüşse o da bir yönüyle kitaplarda gördüğü nazari şeylere bağlı. Böyle bir kalbi müminlik, bir ruhi müminlik, bir sırri müminlik, bir hafiye bağlı veya kafaya bağlı müminlik meselesi belki çoklarımız için söz konusu değil. Fakat hakiki müminler o mevzuda o işi kavramış Allah karşısında kendi konumlarını çok iyi belirlenmiş insanlar aynı zamanda böyle aptalca da bir taklit peşinde değildirler, Bunları yaparken öyle şeyler yaparlar ki onlar. Mesela Abdullah İbn Ömer gibi yani mesela Arafat'tan inerken Müzdelife'ye doğru inerken bir yerde Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem burada oturmuş böyle bir abdest almıştı falandır. Onu öyle yapar. Fakat Seyyidina Hazreti Ömer vefat ettiği zaman yerini dolduracak birisi varsa o da oğlun Abdullah'tır derler. Yani fevkalade bir dirayet ve kiyaset sahibi ama dinin emirlerine uyma mevzuunda öyle safiyane davranır ki zannedersiniz bu adamın aklı hiçbir şey ermiyor. Oysa 50 defa feleğin çarkını tersine çevirir Allah'ın izni inayetiyle. Yani bir taraftan fevkalade kiyaset ve dirayet fakat onun yanı başında işte onunla dinin o mevzuda tabidi olan emirlerine, aklın almadığı emirlerine karşı çıkmama yani. Arafat ise Arafat, Müzdelife ise Müzdelife, şeytanı taşlamazsa taşlama. Burada antropolatik şey maz edeyim, ilk defa orada. Oranın talihsizliği, eğer benimki de kabul olmuşsa benim de talihliyim. Zannediyorum Cemre'yi, Akabe'yi taşlarken Tabi orada şeytan belki o esnada da dolaşıyordu, yine bana musallat oldu. Bir iki defa orada çok musallat oldu böyle. Böyle bana yani yahu taşa taş atıyorsun falan der gibi bir şeye geldi burada. İşte orada çok farkında olamadığım şekilde, bir iç tepkiyle benim orada. Ben dedim şimdi kendi anlayışımın başına bu taşları atıyorum böyle. Kendi anlayışımın, şu mevzudaki... Şu andaki takdirimin başına atıyorum bu taşları. Taşları öyle attım onun başına. Belki de şeytanın başına gitti oradan. Şimdi bir yönüyle böyle her şeye aklınız ererken, her şey için elli türlü böyle alternatif çözüm yolları ortaya koyabiliyorken, aynı zamanda o dinin emirleri karşısında öyle safiyane, öyle münkadane, öyle emret itaatteki inceliği anrama ruhuyla o mesele öyle teslim olursunuz ki bu işte oradaki o konumun gereğidir esasen öyle bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı seniyesi de bu mevzuda belki bize elli türlü örneklerle dolu iç içe resimlerden ibarettir. Genelde son sorduğumuz sorular sanki bir yerlere mesaj veriyormuşuz, istiyormuşuz gibi anlaşılıyor. Çevreden de, dinleyenlerden de. Kendimiz için sadece soruyoruz. Öyle belki talebe olarak başlıyoruz bazı şeyleri. Fakat zamanla yıllanınca olsun ya da belli yerlere gelince olsun yürüyüşümüzde, düşüncelerimizde, tavırlarımızda sanki böyle bir yerimiz varmış havasına giriyoruz. Bu açıdan acaba böyle bir havaya girme de yerini konumunu belirleyememeden kaynaklanan bir şey mi? Çok doğru. Esasen hadim yani bir sadim. Hani Yavuz Cennet Mekan, Harem-i Şerif'te gitmiş mi oraya bilemiyorum da bu emir haremeyin veya neyse işte denince Sultanül haremeyin falan denince hadimül haremeyin demiş. Şimdikiler de sonradan kullandılar onu. Yani bizimki hadimlik Hz. Pir'in ifadesiyle de talebelik yani. 50 yaşına da girsek, 60 yaşına da girsek, 70 yaşına da girsek 80 yaşında Albay Hulusi Bey talebeyim ben diyordu. 70-80 yaşında, 77-78 var zannediyorum. Ahmet Feyzi gibi dahi diyebileceğiniz bir insan. Ben talebeyim diyordu. Belki bir kutuptu, belki bir gavüstü Allah bilir yani. Bir taraftan bu engin ufku, bir diğer taraftan da mahviyeti, tevazu, ibadetteki inceliği. Ben böyle değişik zamanlarında beraberinde kalma nasip oldu da Tahir'i mutlu, mutlu bir insandı öbür alem itibariyle. Teheccüd namazını kaçırmadığına şahit oldum. Bir yerde misafir olurken ilk düşüncesi şuydu. Bir leğen bir de bir ibrik su koyun oraya gece bana lazım olur. Bir de abdest alırken Ebu Hanife'nin o mevzudaki hassasiyeti mayı müstamel üzerine sıçramasın diye mutlaka önlük bulundururdu. Fakat bununla beraber inanın yani belki benim babamdan çok yaşlıydı. Ben hiç böyle ismimle bana hitap ettiğine şahit olmadım. Yani o fevkalade büyüklükle beraber, fevkalade ufukla beraber aynı zamanda fevkalade tevazu, fevkalade mahviyet. Hazreti Pir'in tevazu adına, kibir adına verdiği ölçüler içinde onu o tevazun bir abidesi gibi görürdünüz. Adeta böyle kendini ne diyordu? Masarı feyiz olamaz, düşmeyecek hake nebat, mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür. Şimdi böyle bir şey, onlar o mahviyet içinde, o tevazu içinde, o hacalet içinde onun verdiği ölçülerle çok yararlı oldular, gönülleri fethettiler. Ama o dediğiniz şey, ben falan filanı iyi bilirim demem de onu iyi bilirim yani. Allah'ın, günde kim bilir kaç defa Estağfurullah diyorum. Şeytan geliyor bir taraftan bir sinyal gönderiyor. Yine bana Komutan geçerken oradan arabanın şeyine vururdu bana. Didi dadıt da dadıt o benim isim baş ismim yani. FG demek o. Didi dadıt da dadıt vururdu bana. Ben uyarmak için. Geliyor bana didi dadıt da diyor orada. Defa atla. E neden yani şimdi şu Türkçe olimpiyatlar oluyor. Millet iştahat hatası. Belki günaha giriyorlar. Hep selam gönderiyorlar. Saygıyla anıyorlar filan. İşte o esnada şeytan bilmiyorum soktu mu sokmadı mı da böyle çok kalbim katıdır girmez de. Fakat yine de böyle bir şey geliyor. Belki o gelmesinde de yarar var yani. Böyle çok küçük hayalinden bir şey geçiyor. Ulan ben de bu cemaat içindeyim. Bu cemaatin fertlerinden biri gibiyim filan demek gibi bir enaniyet gelebilir. Çok şükür bu koşturan insanlar içinde biz de o maratona iştirak etmiş gibi görünüyoruz. Böyle gelebilir. Belki onun gelmesinde şöyle bir veçi rahmet vardır. Şuurlu olursa insan, günde belki bilemezseniz birkaç yüz defa estağfurullah diyorum. Birkaç yüz defa mübalağa yapmıyorum. Ve birini de yeterli görmüyorum. Her dediğimde elfe elfe estağfurullah. Bin bin, bir milyon estağfurullah yarım diyorum. Ondan. Belki öyle o küçük kenardan köşeden gelip o muzır şeylerin geçmesi şerarelerin o doğru esas doğru frekansa gelen doğru şeylere karşılık böyle şerare halinde gelip onu bozmaya çalışan duygulara, düşüncelere karşı da öyle davranma mevzu. Şimdi onu iyi biliyorum dedim ya ondan dolayı yani. Zannediyorum bu hizmet içinde de böyle. Azıcık insanlar böyle takdir edince, maşallah size deyince, bu fedakar öğretmenlerimiz bizim gözü yaşlı annelerini, içi efendim dağlı babalarını böyle geride bıraktılar. Hatta duvaklı gelinlerini, eşlerini bıraktılar. Çocuklarını bıraktı gittiler. Kendileri için hiçbir şey takdir edilmemişti deyince bu arkadaşlarım zannediyorum inşallah o türlü komplekslere girmezler. Böyle arkada oturuyorlar. Zaten görünmüyorlar da. Ben şimdiye kadar bilmem kaç tane öğretmen üç tane görmemişimdir zannediyorum. Sahneye çıkan üç tane öğretmen görmemişimdir. Ama akla gelebilir. Yani bu devran şiirini biz yazdık. Bu besteyi biz besteledik. Aklından geçebilir hafizanallah. İnsan bu mevzuda bir tekiye ve zaviye terbiyesi görmemiş de, nazari Müslümanlığından kalbi ve ruh hayata geçememiş de, yanlış bir düşünceden dolayı bin defa estağfirullah diyecek seviyeyi ihraz edememiş ben ben deyip Ramazan davulu gibi süresi hep güm güm ses çıkarıyor hafizanallah hiç farkına varmadan fir firavunlaşabilir. Herkes firavunlaşabilir. Hafizan Allah. Onun için oturduğumuz, kalktığımız her yerde sohbeti cananla bütün bunlar Allah'ın bir lütfudur. Ve bizim için de bir imtihandır. Bu nimetleri çok iyi kullanacak mısınız, kullanmayacak mısınız bizim için bir imtihandır. İyi kullanamadığımız takdirde يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا men yertedde minkum an dini fesevfe yetillahu ve Ey iman edenler! Geriye dönerseniz, bir kafir olmak suretiyle geriye dönerseniz, biz o işe başlarken esasen, o koruduğunuz o saffetinizden geriye dönerseniz, önce başka sonra başka, işte öyle geriye dönerseniz, hizmet felsefenizden geriye dönerseniz, bir yönüyle hal ve tavır irtidadına girerseniz, meslek irtidadına girerseniz, verdiğiniz sözlerde durmaz, söz verme irtidadına girerseniz, Allah değiştirir, sizi alır, bir başkasının korunun yerine. Bu açıdan da mutlaka bu türlü şeyler zihne geldiği zaman, hemen onları bir istiğfarla, belki bin istiğfarla silip atmak lazım. Allah'ım bunları bana musallat etme. Yaptığımız her şey muradımız sadece sensin. İşin içinde senin olmadığın şeyler yerin dibine bassın. Ben bile olsam yerin dibine bassın. Yuva yerin dibine bassın. Evladı iyal yerin dibine bassın. Servet saman yerin dibine bassın. Yat yerin dibine bassın. Gemi yerin dibine bassın. Saltanat yerin dibine bassın diyecek kadar yürekli mert hakiki mümin kalbi ve ruhi mümin olmak lazım. Bunun için sürekli sohbeti canana ihtiyaç var. Sohbeti canan. O mevzuda derinleşme, derinleşme, derinleşme. Günümüzün sığ Müslümanlarının namaz kılabilir, oruç tutabilir, Müslümanlık da diyebilir. Fakat çok sığdırlar. Şeytanın bu türlü çelmelerine gelebilirler. Aya koyunlarına gelebilirler. Gelebiliriz. Gelmemek için birbirimizi tembih etmemiz lazım. Kuntum hayru ümmetin uhricet lin te'muruna bil ma'ruf ve tenhauna ani'l münker. Sizin hayırlı olmanız, marufu emretmek, münkerden alıkoymaya bağlıdır. Siz böyle hayırlı bir ümmetsiniz. Bu açıdan da o duyguyu kendi aramızda devam ettirmemiz lazım. Her birimiz tek başımıza kaldığımız zaman ayakta duramayacağımıza inanarak manevi hayatımız itibariyle mutlaka birileriyle Ümmü Seleme validemiz gibi birileriyle o direkleri yanlarımıza veya o sütunları diyeyim haşa direk hakaret oldu o sütunları yanımıza alarak onlarla varlık kubbemizi ayakta tutmaya çalışmamız lazım. Yoksa merkez kaçla çevre kaçar, direkler kaçar, sütunlar kaçar. Sütunlar kaçında kubbede çöker. Şimdiye kadar kaç tane kubbe çöktü? Görmeyenlerin kör gözlerine sokulsun. Ve selama müsaade ediyor musunuz?